Kadim Çinliler barış içinde yaşamaya karar verdiklerinde büyük Çin Seddini inşa ettiler. Yüksekliğinden dolayı hiç kimsenin tırmanamayacağını düşündüler. Fakat inşasından sonraki 100 yılda Çinliler 3 misli fazla işgale uğradılar. Düşman piyade sürülerinin hiçbir zaman duvara tırmanma ihtiyaçları olmadı. Çünkü her zaman muhafızlara rüşvet verdiler ve kapılardan girdiler. Çinliler duvar inşa etmişlerdi fakat duvar muhafızlarının karakterlerini inşa edememişlerdi. İnsan karakterini inşa etmek başka her şeyin inşasından önce gelir. Memleketimizin bugünkü ihtiyacı işte budur. Bir oryantalistin dediği gibi, eğer bir milletin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız üç yol var. Birincisi, aile yapısını tahrip edin. İkincisi, eğitimini tahrip edin. Üçüncüsü, rol modellerini ve referanslarını küçümseyin, alçaltın. Aileyi tahrip etmek için annenin rolünü küçümseyin ki anneler ev hanımı olmaktan utansın. Eğitimi tahrip etmek için hocaların önemini ve cemiyetteki itibarlarını düşürün ki talebeleri onları hakir görsün, küçümsesin. Rol modellerin haysiyetini küçültün. Alimlerin sinsice mahvına çalışın. Ta ki onlardan şüphe duyulsun, kimse onları dinlemesin ya da takip etmesin. Şuurlu anne kaybolduğunda, adanmış hocalar kaybolduğunda ve rol modeller itibarsızlaştırıldığında kim gençlere değerlerimizi öğretecek? Sorumuz şu: sizin evinizde istila edildi mi?